Evet, İstanbul'a dönüyorum. Artık dönüş vakti geldi. Biletimi de aldım ve diyorum. Ya arkadaş, bu havalimanlarında su alma muhabbetini biri bana açıklayabilir mi lütfen? Mantıklı bir açıklaması var mı? Bütün suyu içmek zorunda kaldım. Şu an karnımdan sesler geliyor. Bir de bilgisayarı çıkarttırıyorlar. Niye bilmiyorum. Neyse, çok sorgulamayayım. Eğitime gidiyorum. Çok zor şartlar altında bindim. Yağmur, çamur ama buradayım. Çok soğuk. Donuyorum. Saçlarım çok... Bağırdım mal gibi. Saçlarım çok kötü ve kar yağıyor İstanbul'a. Yay. Eve doğru yürüyorum. Bu kar tutmaz. Bunun daha çok artması lazım. Geldim. Çok özlemişim burayı. Bugün de birazcık gezdim. Bu arada bu kadar insanların içinde vlog çekmeye alışık değilim ama artık ne yapayım ya? Profesyonelleştik ince de. Maske önemli çünkü soğuktan koruyor. Beyin spazmı geçiriyorum birazcık. O yüzden böyle konuşuyorum. Günaydın arkadaşlar. Stüdyo yapım işlemleri için canlı yayınlara başlayacağımızı söylemiştim zaten. Şeyler geldi, süngerler geldi. Hemen gösteriyorum. Bakınız efendim, bu şekilde. Arka plan çok dağınık şu an. Arka tarafı bunlarla kaplayacağız. Mesut da tepkiyle bir operasyon yürütmek için sizin Mesut'le buluşmaya gidecek. Ya çocuk da. Şu komik anlamda. Evet arkadaşlar, şimdi Enes buraya sünger aldı ama biz bu eve 6 ay önce taşındık. Dedik ki eve taşınıp taşınmaz işte şu kısmı stüdyo yapacağız dedik ki 6. ay oldu. Enes sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sünger almış. Yani 8 tane sünger buraya yetmeyecek bile. Ben de ne yaptım tabii, bakınız. Hip Hop Stil CEO'su olarak buraya baskı sistemi kurdum arkadaşlar. Artık stüdyo kurulduğuna göre ben de yeni ofise geçebilirim. Stüdyoyu yapmaya başladık. İlk şeyimizi de koyduk. Hemen gösteriyorum nasıl yaptığımızı. Burada bir adet fonksiyonel ev arkadaşı var ve buraya şu solvent bazlı yapıştırıcıdan sürüyor. Duvara da lap diye oluyor. Ne bazlı abi? Bir kere abi. Burada birkaç tane şeyimiz var. Bunlardan var. Böyle çizgi attık. Böyle kaplatacağız. Yapıştırıcıyı sürüyoruz ve birazcık işimiz var. İkinciyi de koyduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yeter yeter. Oğlum ne güzel duruyor. Bayıldım. Bayıldım bayıldım. Şu anda deneme de alıyorum. Bakın. Buradayım. Allah senin belanı vermesin. Üstü göster. Allah senin belanı versin. Bunu niye koymadın buraya? Böyle yapacağız diyorum. Tam bitirmedik çünkü tam yok arkadaşlar ama hani... Ayağa kalkınca... Evet. Ama mesela böyle oturuyor. Oo merhaba arkadaşlar. Çok işte profesyonel bir stüdyo falan ama aslında... Yo değil. Yo. Burası kaldı. Şimdi burayı da kaplayacağız. Çünkü genişlik daha önemli. Sonra birkaç paket daha alacağız. Değil mi? Hiçbir yatak. Bu arada bayağı iyi duruyor ya. Sanki şey profesyonel stüdyo gibi durmuyor. Ben de indeyim. Tamam. Bir şey oldu. Hemen böyle şey böyle gizlemem lazım. Ellerin gözükmese iyiydi. Bir daha yapacağım. Yoksun şu an. Aslında böyle yapıyorlarmış. Bitti. Şöyle köşeye de yaptık. Bu benim fikrimdi. Orijinal fikrim. Evet. Bu köşe orijinal fikir. Tam olarak kaplamadık. Zaten öyle bir planımız da yoktu. Az malzememiz vardı şimdilik. Böyle duruyor ve bu kadar. Hey sen. Kapıyı fiyatabilir misin? Onun Spider-Man. Bak. Onun evet, gece 2. Moda 2'deyim ben de. Belki kar vardır diye çıktım, kar yok. Şimdi size bu konuyla alakalı bir şeyler anlatacağım. Buna eşikte korku deniyor. Aslında her zaman insan olan yerlerde insansız geçtiğim için gösteriyorum. Bakın kimse yok. Normalde Moda 2 buralar çok dolu olur. Eşikte bırakıyor beni. Gerilim. Anladın mı? Kendimi güvensiz hissediyorum. Çok ilginç bir şey bu. Öyle yürüyorum tek başıma valla. Ha, huzurlu mu? Evet. Huzurlu bir tarafı var. Huzursuz mu? Huzursuz bir tarafı da var. Evet. Az önce yürüyordum. Bir köpek beni gördü böyle. Üzerime yürüyormuş gibi yaptı ama saldırmadı. Teşekkürler İmamoğlu ve kar da yağmaya başladı. Teşekkürler İmamoğlu. O kadar artık yani. Aha çok güzel gözüküyor lan. Sırf bunun için dışarı çık. Yani teknoloji çağı arkadaşlar. Görüyorsun vlogda. Aha çok güzel yağıyor şu an ama. Çok yaşa. Şimdi bir kuru fasulyeciye geldim. Burayı çok met etmişlerdi. Gösteriyorum. Böyle. Aynı zamanda gündemi de takip ediyorum. Daha haberler de var. 10'da 10. Dünyanın en tatlı kuru fasulyecisinden fasulye yedim çıktım. Fener de kazandı bu arada. Fener'in maçını da izledim PAP'ta. Güzel bir gün. Nice day. Ama bir maruzatım var. Ben hala insan içinde vlog çekmeye alışamadım. Vlogun içinde alıştım diyorum ama yok abi, alışamadım. Dünyanın en beceriksiz vlogger olmak çok güzel bir his. Evime halı taşımadım da demem. Koca halıyı taşıyorum. Niçin? Çünkü stüdyo için. Hem sesi kessin diye hem de halımız yoktu. Bakın. Kocaman. Görmediniz ama çok ağır şu an. Ama güçlü bir erkek gibi durmaya çalışıyorum. Stüdyonun son birkaç tane şey kaldı. Sonra tamam olacak. Bu vlogtan da bu kadar. Bu şey. Sonra görüşürüz. Bay bay.